İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta 3. Charles oturdu. İngiltere'de kimileri Elizabeth'in ölümünün ardından "Kraliçe öldü, yeni kralımız çok yaşa" derken, kimileri de monarşinin kaldırılmasını istiyor. Benzer tartışmalar diğer kraliyetle yönetilen ülkelerde de yaşanıyor. Avrupa'da onu miras yoluyla el değiştiren 12 krallık bulunurken, bunların çoğunun arasında akrabalık bağları bulunuyor. Danimarka, Hollanda, Norveç ve Lüksemburg'da Alman kökenli, İsveç ve İspanya'da Fransız kökenli hanedanlar tahtta oturuyor. Bunlar o kadar yakın akrabalıklar ki, İspanya kralı Danimarka ve İngiliz kraliçesine hala diye hitap ediyordu. Bu akrabalıklar bir avuç güçlü kadının aldığı keskin kararlara, yasak aşklara ve tarihin başka cilvelerine dayanıyor. Kendilerini sıradan halktan ayırmak için kullandıkları mavi kanlı aileler deyimi bile, yaşadıkları hayatlar konusunda önemli ipucu veriyor. Mavi kan terimi, İspanyolca'da sangre azul kelimesinden geliyor. Bakmayın şimdi hepimizin bronzlaşmaya çalışmasına. Eskiden adeta kağıt gibi beyaz olmak makbul sayılırmış. Güneşten kaçınan beyaz tenli İspanyol aristokratlarının kollarında mavi damarlar daha belirgin görünüyormuş. Yakıcı sıcakta tarlada çalışan köylülerin vücudu güneş yanığı içinde. Mavi damarlar soyluları köylülerden ayırmak üzere batı dillerine girmiş. Bugün genel olarak asilleri tanımlamak için kullanılıyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da gücü elinde bulunduran 3 ülke, Rusya, İngiltere ve Almanya krallarının kuzen olduklarını biliyor muydunuz? Peki nasıl olur da İngiliz ya da Alman bir kral, Rus bir çar ile kuzen olur? Avrupa'da neredeyse her hanedanın birbiriyle akraba olduğu bir dönemde, sizce Birinci Dünya Savaşı nasıl çıkmış olabilir? Peki ya merhum Kraliçe Elizabeth'in Alman kökenli olmasının Birinci Dünya Savaşı ile ne ilgisi olabilir? Komplo teorilerine çok uygun bir konu ama, biz şimdi o komploları bir yana bırakıp, bu mavi kanlı deyimini kendine uygun gören aileler kimmiş bir anlayalım. Dördüncü William'ın ölümünden sonra İngiltere tahtına oturan Kraliçe Victoria'ydı. Hükümdarlığının 3. yılında Alman prensi ve aynı zamanda kuzeni olan Prens Albert ile evlendi. Bu evlilikten tam 9 çocukları oldu. Ve bu çocukların 8'i diğer Avrupa hanedanlarından önemli kişilerle evlendi. Kraliçe Victoria 63 yıl tahtta kaldı ve ölünce yerine oğlu 7. Edward geçti. Dönemin Avrupa'sında Kral Edward'ın lakabı Uncle Edward, yani Edward amcadır. Amcanın Avrupa'da hüküm süren monarşik hanedanlıklarının neredeyse birçoğu ile akrabalık bağı var. Bu akrabaları kısaca şöyle özetleyelim. İngiltere Kralı 7. Edward'ın erkek yeğenleri Alman İmparatoru Kaiser, 2. William ve Rus Çarı 2. Nicholas. İngiltere Kralı 7. Edward'ın kız yeğenleri İspanya Kraliçesi Victoria Eugenia, Romanya Prensesi Maria, Yunanistan Prensesi Sophie. Aynı zamanda Kraliçe Victoria'nın torunudur. Babası Alman İmparatoru 3. Frederick'tir. Rus İmparatoriçesi Alexander Feodorovna aynı zamanda Kraliçe Victoria'nın torunudur. Şimdi biraz kafamız karıştı. Ama merak etmeyin, hepsini anlayacağız. Bu akrabalık ilişkisi sadece hanedanlar arası yapılan evliliklerle gerçekleşmedi. Süper büyük anneler olarak anılan, tabirimi maruz görün, damızlı kraliçelerin Avrupa'nın dört bir yanına dağılan çocuklarıyla sağlandı. Bunların ilk örneği olarak 12. yüzyılda 7. Louis ile evlenince Fransa kraliçesi olan Düşes Eleanor kabul edilir. Çocukları olmayınca anlaşmalı olarak boşanırlar. Eleanor daha sonra Normandiya Dükü Henry ile evlenir. Dük, 1154'te 2. Henry adıyla İngiltere tahtına çıkınca Eleanor bu kez de İngiltere kraliçesi unvanını alır. Çiftin 3 kızı 8 oğlu olur. Çocukları ve torunları Danimarka, İspanya ve Sicilya gibi pek çok yerde taç giyer. Süper büyükannelerin son temsilcisi ise 1837-1901 yılları arasında tahtta oturan İngiltere kraliçesi Victoria'dır. Victoria'nın 9 çocuğu ve 42 torunu olur. Şu anda Avrupa'daki monarşilerden Norveç, Danimarka, İspanya, İsveç'in başında onun torunları bulunuyor. İmparatorluklarda milliyet çok da önemli değildi. Ama ulus devletlerde milliyetçi eğilimler arttıkça kralların ve kraliçelerin kökenleri sorun oluyordu. Bunlardan en ünlüsü İngiltere kraliyet ailesinin Alman kökenli olmasıdır. İngiltere'de 1910-1936 yılları arasında hükümdar olan 5. George, 1917 yılında önemli bir sorunla karşı karşıyaydı. Taşıdığı Sachsen-Coburg-Ungotha soyadı, onu siyasi rakipleri karşısında zor durumda bırakıyordu. Ne de olsa bu bir Alman hanedanlığının ismiydi ve İngiltere Almanya ile savaştaydı. Hatta bir görüşme için saraya çağrılan Churchill, gazetecilere alaycı bir tavırla "Bakalım bizim Almancığımız ne istiyormuş?" demişti. 5. George, 17 Temmuz 1917'de Sachsen-Coburg-Ungotha ismini terk ederek bundan böyle Windsor ismini kullanacağını ilan etti. Bu isim Windsor Sarayı'nı temsil ediyordu. Yani basitçe yaşadıkları yeri. Edward'ın en küçük kızı olan Galler Prensesi Maud, Norveç Kralı 7. Hakon ile evlenmiş ve bu sayede 7. Edward, Kral 7. Hakon'un kayınpederi olmuştur.
Edward'ın akrabalık bağlarında daha da derine inersek, Belçika Kralı 1. Albert, Bulgaristan Kralı Ferdinand ve Portekiz Kralı 2. Manuel'in de kendisinin 3. dereceden kuzeni olduğu ortaya çıkacaktır. Kafalar karışmadıysa devam edelim mi? 7. Edward'ın bu akrabalık ilişkileri içinde en çok anlaşamadığı kişi, yeğeni olan Alman Kralı 2. Kaiser Wilhelm'di. Avrupa'nın Edward amcası 1910 yılında vefat ettiğinde, cenaze törenine gelen ve birçoğu akrabası olan 9 kral birlikte poz verir. İleriki yıllarda fotoğrafta bulunan 9 kraldan 4'ü tahttan indirilecek, biri ise suikast sonucu öldürülecekti. 5 yıl içinde İngiltere, Belçika ve Rusya, Almanya ve Bulgaristan ile savaşacaktı. Şimdi gelelim Almanya, İngiltere kralları ve Rusya çarı nasıl kuzen oluyor sorusuna. Alman Kaiser 2. Wilhelm'in annesi, İngiltere kralı 7. Edward'ın kız kardeşidir. 7. Edward'dan sonra Büyük Britanya tahtına oturan oğlu 5. George'un annesi ve Rus çarı 2. Nikolay'ın anneleri kardeştir. Bu iki kız kardeş Danimarka kraliyet ailesindendir. Buradan anlaşılacağı üzere 5. George ve Wilhelm 1. dereceden kuzendir. Tabii tüm bu akrabalık bağlarına rağmen İngiltere kraliyet ailesi kuzenleri son çarı Sovyet devriminde kurtaramadı. Ya da Büyük Sovyetler Birliği'ni karşısına almamak için bilerek kurtarmadı. Şimdi biraz da kuzeye doğru çıkıp kuzey ışıklarının altındaki pırıltılı hayatı seçmiş İskandinav kraliyet ailelerine bakalım. Kendisi Alman kökenli Glücksburg hanedanından olan Danimarka kraliçesi Margaret, kraliçe Elizabeth'in geçen sene ölen kocası Prens Philip'in de uzaktan kuzeni. 1809'da Rusya ile yapılan savaşta tüm Finlandiya'yı kaybeden İsveç kralının 13. Charles'ın ise çocuğu yoktu. Taht varisini seçmek için asker kökenli bir soylu ararken aradığını Fransa'da buldu. Bernadotte'ye taht varisliği teklif edildi. Bernadotte, Katoliklikten Lüteryenliğe de geçmeyi kabul etmesiyle İsveç tahtının varisi oldu. Norveç tahtına ise bu tarihten sonra dönemin Danimarka kralının oğlu Karl, Norveççe bir isim alarak 7. Hakon adıyla geçti. Böylelikle Norveç'te bugün de devam eden Alman kökenli Glücksburg hanedanı dönemi başladı. Enteresan olan bir detay ise Norveç hükümdarları bugünkü İngiltere tahtının da varisleri arasında yer alıyor. Yani İngiltere kralı ve kraliçesi belki de ileride bir Norveçli olabilir. İskandinav'da üşüdüysek biraz da sıcak denizlere doğru inelim hadi. İspanya'nın demir yumruklu faşist diktatörü General Franco ölüp iç savaş bittikten sonra 1973 yılında tahta çıkan Juan Carlos'un oğlu 6. Felipe şu anda İspanya kralı. Geçmişte Fransa ve İtalya'yı yöneten Bourbon hanedanından kendisi ve Avrupa hanedanlarının akrabası sayılıyor. Kral 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sofia, son Yunanistan kralı 2. Konstantin'in kız kardeşi. Kraliçe Sofia'nın annesi Kraliçe Frederica ise hem Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in torunu hem de İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torununun torunu. Danimarka Krallığı'na da akrabalık bağı bulunan 6. Felipe, bu nedenle İngiltere ve Danimarka Kraliçesini hala diye hitap ediyor, şimdi anlaşıldı mı? Ne minnoş değil mi? Bir de Hollanda'ya bakalım. Kraliçe Beatrix'in dedesi, İngiltere Kralı 4. George'un kızıyla evliydi. Tüm bunlara rağmen kraliyet ailelerinin siyahi üyeleri de bulunuyor. Bu üyeler genelde baştan reddedilse de sonradan kabul edilmiş yasak aşkın meyveleri veya Prens Harry gibi yasal evliliklerden doğmuş çocuklar. Tüm bu yakın akraba evlilikleri tabii ki beraberinde genetik hastalıkları da beraberinde getirdi. Gücü elinde tutmak isteyen büyüklerin onayladığı evlilikleri yapan bu çocuklar ailelerini yenilenemeyen gen havuzuna da evliliklerine taşıdılar. Birçok insanın Crown dizisiyle öğrendiği gibi Kraliçe Elizabeth'in zihinsel engelli kuzenleri hükümranlığın yüksek çıkarları için akıl hastanelerinde saklanmışlardı. Bunların dışında İspanya Kralı 2. Charles, Habsburg çenesi bozukluğu diye bilinen bir fiziki bozuklukla ile ünlenmişti. Yemek yeme ve konuşma bozuklukları vardı. Kastilya Kraliçesi, Kastilyalı Johan'la çok garip psikolojik sorunları vardı. Ölen eşiyle günlerce aynı yatakta uyudu. Bavyera Kralı 2. Ludwig Wittelsbach hanesinden Kral 2. Ludwig, İmparatoriçe Elizabeth'in kuzeniydi. Zihinsel olarak dengesizdi ve çevresindeki fiziksel dünyayla neredeyse hiçbir ilişkisi yoktu. 1886'da tahttan indirilip öldürüldüğünde kardeşi Otto tahta çıktı. Otto'nun Ludwig'den çok da farkı olmadığı anlaşıldı. Avusturya'nın İmparatoriçesi Elizabeth'in ebeveynleri 1. dereceden kuzenlerdi. Kendisi de tıpkı anne babası gibi kuzeni Franz Joseph ile evlendi. Nadiren yemek yiyen İmparatoriçe muhtemelen anoreksikti. Elizabeth'in oğlu da intihar etti. 1898 yılında bir İtalyan anarşist tarafından öldürüldü. Avrupa'ya dağılan kraliyet soy kütüğü araştırmalarına ömürlerini veren tarihçiler var. Biz kısa bir video ile bunu anlatmaya çalıştık. Umarım çok yormamışızdır.